Merhaba sevgili öğrencilerim. 7. sınıf matematik uygulamaları seçmeli dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümleri birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar güzel bir yazılı, çıkması ihtimal bir yazılı. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili öğrenciler, yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, bizlere destek için abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahimhoca.33 Instagram adresim çocuklar. Orada da yine güzel, eğitici, eğlenceli kısa videolarım var. Beni de oradan yine takip edebilirsiniz. İlk sorumuza hemen başlayalım. Otomobiline aldığı benzin için %18 KDV alarak 27 lira ödeyen Mehmet Bey kaç Türk liralık benzin almıştır? Sevgili öğrencim, baktığım zaman burada %18'i 27 lira olan paranın benden tamamını istiyor. Yani %100'ünü istiyor. %18'i 27 ise %100'ü x liradır. Doğru orantımız var. Şu şekilde bir içler dışlar çarpımı. Yani 18'de x'in çarpımının eşit olması gerekiyor 27 ile 100'ün çarpımına. Burada sizlere tavsiyem, çarpma işlemine başlamadan önce soldaki ile sağdakini sadeleştirebilirsiniz. 18 ve 27 9'un katı. 9'a böldüm hocam 2 kere var. Hocam 9'a böldüm 3 kere var, değil mi? Sonra oradaki 100 ve 2'yi sadeleştirelim. Amacımız buradaki x'i yalnız bırakmak. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 100'ü 2'ye böldüm 50 kere var. Baktığım zaman x orada 50 ile 3'ün çarpımı olan 150'ye eşit olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir kitaplıktaki kitapların %14'ü öykü kitabıdır. Bu kitaplıktaki öykü kitapların sayısı 42 olduğuna göre kitaplıktaki tüm kitapların sayısı kaçtır? Az önce benzer bir soru çözdü ama ben sana bunu çözerken farklı bir yolla çözeceğim. Şimdi ben buradaki yüzdeyi kesir olarak yazacağım. %14'ü 42 olan sayının tamamını istiyor bizden sevgili öğrenci. Aynısı aslında. Şimdi baktığımız zaman burada kesir problem, yüzde problemlerinden, kesir problemlerinden çok da büyük bir farkı yok burada. Hani parçası verilmiş, senden tamamını istiyor. Bölersin paya, paydayla çarparsın, otomatik sonuca ulaşırsın. Hocam 42'yi 14'e böldüm 3 kere var. İşte 3 ile de 100'ü çarptım ve 300'ü buldum. Daha deminki yöntemi sen de burada bu soruda kullanabilirsin. Cevabım C seçeneğidir. Oran orantıyla ilgili bir sorumuz. Efe'nin yaşının annesinin yaşına oranı 2 bölü 9'dur. Efe ile annesinin yaşları toplamı 44 olduğuna göre Efe kaç yaşındadır diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. İlkokul seviyesi 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz vardır. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda matematikten dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslere katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda yine birebir matematik derslerimiz vardır. Ayrıntılı bilgi 507-215-26-58 lütfen beni arayan kişiler veliler olsun. Sorumuza döndük. Diyor ki Efe'nin yaşının annesinin yaşına oranı. Çocuklar Efe'yi E ile gösterelim. Annesini A ile gösterelim. Bu oranımız bizim 2 bölü 9'muş. Ne demek bu biliyor musun? Efe eğer 2'nin katıysa annesi de burada 9'un katı olur. Şimdi buradaki bilgiden yararlanmam gerekiyor. Efe ile annesinin yaşları toplamı 44'müş. Şimdi ben burada Efe'nin 2 katı olduğunu gördüm. Annenin 9 katı olduğunu gördüm. Toplamı diyorsa ben bunları hemen topladım. 11 kat oldu. Amacımız katı bulmak. 11 kat eğer 44 ise katın bir tanesini bulmak için uzatmıyorum. 4 olduğunu biliyorsun değil mi? 44'ü 11'e böldüm ve 4'ü buldum. Katı bulduktan sonra gerisi kolay. Efe kaç yaşındadır diyor. Efe'nin 2 kat sayısı vardı. Katın tanesi de 4 ise 2 çarpı 4'ten Efe'nin yaşını burada 8 olarak bulabilirim. Annesini isteseydi bu sefer 9'la 4'ü çarpıp 36 demem gerekiyordu. Sağlama yapmak istiyorum bu soruya özel. 36 annesinin yaşı, Efe'nin yaşı burada 8, ikisini toplayınca sorudaki 44'ü bulmam gerekiyor. Topla bakalım acaba 44 ediyor mu? Ters orantıyla ilgili bir sorumuz. X ile Y sayıları ters orantılıdır diyor. X 24 iken Y 5 ise X 8 iken Y kaç olur diyor bize. X burada, Y burada. Çizgilerimizi hemen çekelim. Kolay sorular çocuklar bunlar. Yani basit sorular, bak ne güzel. X 24 iken dediğim gibi yaparsan tüm bu soruları yapabilirsin. X 24 iken Y 5'miş diyor. Acaba diyor X 8 iken Y kaç olur diyor. Şimdi bunlar ters orantı ya. Doğru orantı olsaydı şöyle bir çizgi çekerdim. İçler dışlar çarpımı. Ama bunlar ters orantıysa bunların karşılıklı birbirlerinin çarpımı eşit olması gerekiyor. Yani 8 ile burada Y'yi çarpacağım. Bu 24 ile 5'in çarpımına eşitmiş. Çarpma işlemine başlamadan önce lütfen sadeleştirme yap. 8'i 8'e böldüm 1 kere var. 24'ü 8'e böldüm 3 kere var. Y'yi istiyor benden. Y sağ tarafta ne kaldı? 3 çarpı 5 kaldı. O zaman 3 kere 5'ten Y'yi burada 15 olarak bulabilirim. Cevabım D seçeneğidir.
Bir diğer sorumuz 15 bölü x eşittir 6 bölü 8 orantısında x yerine hangi sayı yazılmalıdır sevgili öğrencilerim? Hemen bakalım. Şu şekilde bir çarpı çektim ve çapraz bir şekilde çarpımlar birbirine eşit olacak. Yani 6 ile x'in çarpımı 6x eder. Bu 15 ile 8'in çarpımı olan 120'ye eşit olacak. 6 tane x 120 ise bir tane x istemiyor mu bizden? O zaman x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölerim. 6'lar birbirini götürdü. X eşittir. 120 bölü 6'dan 20 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorumuz yüzde problemleriyle ilgili bir çiçekçi 75 günün sabah %4'ünü öğleden sonra kalanların %25'ini satıyor. Dikkat et geriye kaç gün kalmıştır. Geriye kalan gibi ifadelere dikkat etmem lazım sevgili öğrencim. 75'in %4'ünü satıyor. Kaçtır ki acaba %4'ü? Hemen yapalım. 75 ile 4'ü çarptım hocam 300'ü buldum. Paydada bulunan 100'ü de yazarsam 300 bölü 100 3 eder. Yani ne diyor? 75 tane günün 3 tanesini satmış. Kalanların sevgili öğrencim 3 tane satmışsa çıkartma işlemi yap. Zaten bir kesir probleminde bu kesir olur, onlarlık kesir olur, yüzdeler olur hiç fark etmez. Kalan gibi bir ifade varsa bir yerde bir çıkartma işlemi yapman gerekiyor. Kalan günlerimiz burada 72 tane. Diyor ki bu 72 tanenin %25'ini sattım. 72'nin %25'ini hemen bulalım sizle birlikte. Baktığımız zaman 25'i 25'e böldüm bir kere var. 125'e böldüm 4 kere var. 72 ve 4'ü de burada sadeleştirebilirim. 4'e böldüm bir kere var. 72'yi 4'e böldüm 18 kere var. 18 çarpı 1'den 18 sonucuna ulaştım. Nedir bu? Kalanların %25. Yani bu ikinci kısımda sattı 18 tane. Peki ne diyor? Geriye diyor kaç gül kalmıştı. En son 72 tane gülü vardı. 18 tane daha satmış. Çıkartarak geriye kaç gül kaldığını hesaplayabilirim. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. Cevabım B seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz 3-4 yaş grubundaki çocuklar 4-5 yaş grubundaki çocukların yüzde kaçıdır? Soruyu iyi anlamak gerekiyor sevgili öğrencim. Bak yüzde kaçıdır? Şimdi yüzde kaçıdır dediği için senin ortaya bir kesir çıkartman gerekiyor değil mi? Ben sana çok basit bir yöntem söyleyeyim. Şimdi burada öncelikle bir kesir çizgisini çektim. Soruyu da iyi anla. 3-4 yaş 4-5 yaşın yüzde kaçıdır? Yani 16-40'ın kaçta kaçıdır diyor. Yüzde kaçıdır diyor. Çocuklar 16-40'ın 40'ta 16'sıdır. Ama benim buradaki 40'ı 100'de yapmam gerekiyor. Nasıl yapabilirim? 40'ı çarparak 100 yapamazsın. Ne yaparız peki? Diyelim ki 2'ye böldüm. Burası 8 olsun. Bunu da 2'ye böldüm. 20 olsun. Yani ben oradaki 40'ı çarparak 100 yapamıyorum. Ama 20'yi 5 ile genişleterek 100 yapabilirim. 8 ile 5'i çarptım. 40'ı buldum. 20 ile 5'i çarptım. 100'ü buldum. İşte sana %40'ı. Doğru cevabı A seçeneği. Çok farklı yöntemleri var. Ben bu yöntemi kullandım. Sen de farklı yöntemler kullanabilirsin. Bir diğer sorumuz bir manav 400 kilogram domatesin 140 kilogramını sattı. Manavı sattı. Domatesler tüm domateslerin yüzde kaçıdır? Bak şöyle yapalım. Şimdi 400 kilogramlık domatesin 140'ını satmışsa bu oran acaba yüzde x'tir diyor. Bize içler dışlar çarpımından eşit olması gerekiyor. Yani orada 140 ile 100'ün çarpımı 140'ı yazdım. Yanına iki tane sıfır ekledim. Bu eşitmiş 400'e. 400 x'e eşitmiş. Şimdi buradan 2 sıfır sildin mi? Buradan da 2 sıfır sildin mi? 4 tane x 140 ise 140'ı ben burada 4'e bölerek x 35 olarak buldum. Doğru cevabım B seçeneği. Şimdi burada kafası karışanlar oluyor sevgili öğrencim. Sorunun sonuna bakar mısın? Yüzde kaçıdır diyor. Yine senin burada bir kesir çıkartman gerekiyor. Kesir çizgisini çektik. Kaç kilo domates var? 400 kilo yazıldı. Kaç kilosunu satmış? 140 kilosunu. Onu da yazdım. Soru bitti aslında. 400'de 140'ını satmış. Ama benden bunu yüzde olarak istiyor sevgili öğrencim. Yani ben oradaki paydayı ne yapıp edeceğim? Oradaki paydayı 100 yapacağım. 400'ü de burada 100 yapmak için 100'e 4'e bölmen gerekiyor. Hocam 4'e böldüm 35 kere var. 4'e böldüm 100 kere var. Demek ki %35'ini satmış. Bence bu yöntem daha kolay olduğunu düşünüyorum. Yine de sana kalmış. Öğrencilerimizin bolca takıldığı sorulardan bir tanesi. Bir giysinin satış fiyatı üzerinden önce %20 sonra dikkat et indirimli fiyattan %10 daha indirim yapıyor. Bu giysinin fiyatında yapılan toplam indirim yüzde kaçtır? Hocam orada görüyor toplamı. Hadi bakalım %20 indirmiş %10 indirmiş ikisini topladım %30'u buldum. Yanlış sevgili öğrencim. Bu yanlış. Bunu yapma. Bunu yapma. Niye bunu yapma? Şimdi 100 liralık bir ürünümüz olsun bizim. Önce satış fiyatı üzerinden %20. Yani 100'ün %20'si 20 lira eder. 20 liralık sen bir indirim yaptığın zaman kaça satarsın? 80 liraya satarsın. Sonra diyor ki 80 lira üzerinden %10 daha indirim yapıyorum.
80'in burada %10'u yani onda biri 8 lira değil midir? O zaman sen 80 liralık bir üründe 8 liralık bir indirim daha yapıyorsun ve sen onu 72 liraya sattın. Bakalım ne oldu? Bu 100 liraya satılırken 72 liraya satıldı. Aradaki fark ne? Aradaki fark 28. O zaman sen burada %28'lik bir indirim yapıyorsun. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, boyu 80 santimetre olan Hakan'ın gölgesinin boyu 270 santimetredir. Aynı anda gölgesinin boyu 210 santimetre olan Aysun'un boyunun uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, buraya baktığımız zaman bakın sol tarafa boy B harfi, gölgeyi de G harfi ile söyleyelim. Çünkü bunların yeri önemli. 180 santimetreymiş Hakan'ın boyu, gölgesi de 270 santimetreymiş. Adam tutuyor 210'u buraya yazıyor. Bu yanlış. Neden? Çünkü aynı anda gölgesinin boyu 210 diyor. O zaman bizim burada gölge olan yere 210'u yazmamız gerekiyor. Buraya da x kaldı. Ne yapacağız burada? İçler dışlar çarpımı. Yani 180 ile 210'un çarpımını eşitlemem gerekiyor benim 270 ile x'in çarpımına. Şimdi burada hemen soruya girişme ya. 180 ile 210'u çarpıyor. Orada bir sürü zamanı gidiyor. Onu 270'e bölüyor vesaire. Tamam, sonucu bulursun da bak bak ne kadar kolay. Soldan sağdan sadeleştirme yapabilirsin. Bak buradan bir sıfır sildim. Buradan da bir sıfır sildim. 27 ve 18. Bak 9'ların katı. 9'a böldün hocam, 3 kere var. Hocam bunu da 9'a böldün. Ne oldu? 2 kere var. Yanındaki sıfırla birlikte 20 olur. Bu da 3 kaldı. Değil mi? 3'ü de yok edelim. X'i yalnız bırakmam gerekiyor. 3'ü 3'e böldün, 1 kere var. 21'i 3'e böldün, 7 kere var. Bitti. Demek ki X'in burada değeri 20 çarpı 7. O da ne olur? O da 140 olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Ceren aklından bir sayı tutuyor. Bu sayının 3 fazlasının 5 katı 50'ye eşittir. Ceren aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Denklem kurmamız gerekiyor burada. Ceren aklındaki sayı bilmiyoruz. Biz buna x diyelim. 3 fazlası ne olur? X artı 3 olur sevgili öğrencim. 5 katı. Dikkat et. İşlem önceliği vermen gerekiyor. Çünkü önce x'i 3 ile topluyorum. Sonra 5 ile çarpıyorum. Sonra ben bunu 5 ile çarptığım zaman 50'ye eşit oluyormuş. Eşitliğin her iki tarafını bak. Önce 5'ten kurtul. Her iki tarafını 5'e bölüyorum. 5'ler birbirini götürdü mü? X artı 3 eşittir 50 bölü 5'ten 10 olmadı mı? Bak bitti. Burası 7 olmaz mı? 7 ile 3 topladım, 10 oldu. Demek ki X'in değeri 7'ymiş. Güzel bir yöntem var. Ters işlem sorusudur aslında bu. Nasıl bir yöntem hocam? Hemen gösterelim. Ceren'in aklından tuttuğu sayı soru işareti. Bu sayının 3 fazlası artı 3. 5 katı çarpı 5. Neye eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Hocam geri geri gidiyorsun. Hocam geri geri gidiyoruz da o zaman gördüğün işlemlerin de tersini yapman lazım. Çarpı 5'in tersi bölü 5'tir. 50'yi 5'e böldün, 10 oldu. Artı 3'ün tersi eksi 3'tür. Ondan da 3'ü çıkardın ve 7'yi bence daha kolay bir yöntemle buldun. Orantı ile ilgili bir sorumuz. Buse'nin yaşının abisinin yaşına oranı 3 bölü 4'tür. Buse'yi B harfiyle gösterirsem, abisini A ile gösterirsem bu oranımız bizim 3 bölü 4'müş. Abisinin yaşı 20 olduğuna göre Buse'nin yaşı kaçtır? Yani Buse'nin yaşı 3'ün katıysa abinin yaşı 4'ün katı oluyor. Abisinin yaşı 20 olduğuna göre abisi 4 kattı. Bu 4 kata 20 değeri vermiş. Katın bir tanesi 5 olmaz mı? Katın bir tanesi 5 ise Buse'nin 3 katı varsa 3 çarpı 5'ten Buse'nin yaşı 15 olmaz mı? Doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, annem 72 kilogram domatesden 9 kilo salça elde etti. 1 kilo salça elde etmek için kaç kilogram domates gerekir? Bence kolay bir soru. 72'yi direkt 9'a bölüp 8 sonucuna ulaşabilirim. Yani uzun uzun denklem kurmamıza gerek var mı? 9 kilogram salça için 72 kilogram domates lazımsa 1 kilo salça için x kilogram domates lazım. İçler dışlar çarpımı. İşte 1 ile 72'nin çarpımı 72, 9 ile x'in çarpımı 9x. İşte ne oldu? Sağ solu 9'a böldük. 9'lar birbirini götürdü. 72 bölü 9'dan yine 8'i bulduk. İlk söylediğimiz sanki biraz daha pratikti. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? Şimdi sevgili öğrenciler bakın, A burada var, B de var burada. İki bilinmeyenli. X var, Y var, farklı farklı iki bilinmeyenli. M var, L var, iki bilinmeyenli. Ama burada da sadece bir tane bilinmeyen olduğunu görüyorum. Cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki örüntünün kuralı hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler baktığım zaman birinci adımda 8 tane boncuğun olduğunu görüyorum. İkinci adımda 13 tane boncuğumuz var. Üçüncü adımda 18 tane boncuğumuz var. Artış miktarları nedir burada? 5'er 5'er artıyor. O zaman 5n dedim.
Burada lütfen 5 eni 5 gibi düşün. Birinci adımda en yerine 1 verirsen 5 olur. Ama ilk adımda baktığın zaman 8 var. 5'i 8'de tamamlayan sayı artı 3 ise 5n artı 3 doğru cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yandaki terazi dengededir. X yerinde hangi seçenekteki kütleler vardır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi sevgili öğrenciler. Mavi için bir birim kütle diyor. Pembe için de iki birim kütle diyor. Mesela buradaki 2 yazarsam, buraya 2 yazarsam, buraya 1 yazarsam, 1 yazdım, 1 yazdım, buraya da 2 yazarsam, yani sol tarafta baktığım zaman 4 artı x'in olduğunu görüyorum. Bu eşitmiş. Yan tarafta da 5 var. O zaman x'in burada 1'e eşit olduğunu görebildim. Peki 1'i nasıl gösterebilirim burada? Sadece mavi kutuyla. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu denklemdeki x'in değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Şimdi burada baktığı zaman küçük olan x'i büyüğün yanına taşımak gerekiyor. Mesela eksi 4x'i ben karşı tarafa artı 4x olarak alabilirim. Artık eksi 4x burada değildir. Yine artı 12'yi de burada karşı tarafa eksi 12 şeklinde alabilirim. Şimdi bakın sol tarafta eksi 12 var artı 6 var. Bunların toplamı eksi 6 eder. Eşittirimi ekledim. Buraya baktığım zaman 2x'im var artı 4x'im var. İkisinin toplamı da 6x eder. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölersem x'in değerini burada eksi 6 bölü 6'dan eksi 1 şeklinde bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen yapalım. Çocuklar çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. 16'yı burada 3x ise ve 16'yı artı 2'ye dağıtman gerekiyor. 16 ile 3'ün çarpımı 48 yanına da x'ini getirdim. Artı 16 ile de 2'yi çarparsam 32 olur. 48 artı 32 doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz Fuat 12 annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra annesinin yaşı Fuat'ın yaşının 3 katı olur diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi Fuat'ı burada biz F harfiyle gösterdik. Annesini de A harfi diyelim. Fuat'a 12 yaşında dedik. Annesine de 38 yaşında dedik. X yıl sonra ne olur? 12 artı X olur. Annesi de 38 artı X olur. X yıl sonra annesi Fuat'ın 3 katı oluyormuş. O zaman ben Fuat'ın olan yaşını 3 ile çarparsam ikisinin yaşları birbirine eşit olacak. Baktığımız zaman 3 ile 12'nin çarpımı 36 artı 3 ile X'in çarpımı 3X olur. Eşittir ekledim. Bu da 38 artı X'e. Şimdi x'i buraya karşı tarafa eksi x şeklinde aldım. Geriye 2x kaldı eşittir. 36'yı da karşı tarafa eksi 36 diye aldım. 38'den de 36 çıkartırsam geriye 2 kalır. 2 tane x 2 ise x'in değeri burada 1 olur. Sağlama yaparım hemen. Seçeneklerden de gidebilirsin burada. 1 yıl sonra Fuat 13 yaşındadır. Annesi 39 yaşındadır. Ve gerçekten 39 13'ün tam 3 katı olur. Bir diğer sorumuz Arzu Hanım internetten satış yapan bir mağazadan fiyatları aynı olan iki çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi kargo ile gelen Arzu Hanım kargo ücreti 14 TL olmak üzere toplam 254 lira ödeme yapıyor. Bir çift ayakkabının fiyatı kaç liradır? Çocuklar bir çift ayakkabıya biz x lira dersek iki çift ne olur? 2x liralık olur. Artı bir de 14 liralık kargo ücretimizde toplamda 254 liralık bir ödeme yapıyoruz. Artı 14'ü eşitliğin karşı tarafına eksi 14 şeklinde gönderdim. 2x burada 254'ten de 14'ü çıkartırsam geriye 240 kalır. X'i yalnız bırakacağım. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. X eşittir 240 bölü 2'den 120 sonucuna ulaşabilirim. Cevabım A seçeneğidir. Yazılımı sona erdi. Yazılıda 1 puan aldın. Yorumlar kısmında bizlere bundan bahsedebilirsin. İbrahim Hoca.33 Instagram adresim. Yine beni buradan